Hey, Weydon, bu sefer yeni bir araba alman gerekiyor. Kesinlikle. Evet, kesinlikle alacağım. Bu uygulama piyasaya çıkartılmamalı. Sesli sohbet işlevi ekledik. Çeşitlilik açısından gizli büyüyle kıyaslanamaz bile. Sihirli kristale hiç girmiyorum. Bak, bırak bir süre diğer uygulamalarla birlikte olalım. Sonra uygulamaya yavaş yavaş yeni işlevler ekleyebiliriz. Yeni işlevler. Bu uygulamayı tanımlamanın iyi yolu zamana ayak uydurmak. Ama doğrusu taklit. Taklitçi ve hırsız. Bize sen nasıl hırsız dersin? Bu çok aşağılayıcı. Sihirli kristal hiç Çili'nin yazılımını kopyalamadı mı? Sina Weibo'yu hiç kopyalamadı mı? Bizim endüstride işler böyle. Tüm uygulamalar nesilden nesle birbirlerinin üstünden gelişti. Herkes taklitçi. Bunu herkes biliyor. Sence biz nasıl hırsız olabiliyoruz? Piyasaya sürülmesine karşıyım çünkü rekabetçi değil. Uygulama çıkardığımızda dünyanın sessiz kalmasını istiyorum. Kimseyle bir arada olmak istemiyorum. Dinle. Bana kalırsa fazla idealist. Ben her zaman idealist oldum. Shenzhen'de geçirdiğimiz zamanı hatırlayabiliyor musunuz acaba? Klimamız yoktu. Her gün üstümüz çıplak kod yazdık. Kazancımız da yoktu. Rüyalarımız ve inancımız vardı. Şimdi neden bundan ödün veriyoruz söyleyin. Bu tamamen başka bir konu. Bu da aynı Bak, şey. Tamam. Dinle. Yeterince sakin değilsin. Ben sakinim. Yeterince sakin olmayan sizsiniz. 200 milyon kullanıcıyla tatmin olamayız. Kibrimiz devam ederse er ya da geç pasifleşeceklerdir. İnternet endüstrisinde emeklilik yok. Biz Çili'nin ruhlarıyız. Ye, sen en iyi mühendissin. Haklıyım, biliyorsun. Kurul başkanısın. Söyledikleriniz kesinlikle doğru. Beni yermeyin artık! Sadece rastgele bir işlevle kazanacağımıza inanıyoruz. Bu kadar. Haksız mıyım? Çili'nin uygulamasını geliştirirken bunun benzersiz bir ürün olmasını ummuştuk. Bir şey soracağım. Bir insan hayatında kaç kez benzersiz bir şey yapabilir? Jobs'ın... Yine mi o? Herkes Jobs değil. Sen Jobs mısın? Aranızda var mı? Ben de değilim. Bay Peng'i azarladığını duydum. Ne kadar etkileyici. Aptal olduğumu düşünüyorsun. Peng Shuihu'nun az önce bana ne dediğini biliyor musun? Onunla aramdaki en büyük fark benim yaratıcılığa inanmam, onunsa iş yapmasıymış. Bunu duyunca onu tokatlamak istedim biliyor musun? Hiçbir iş adamı dürüst değil. Bir soru soracağım. Sen şimdi abarttığını mı yoksa doğruları söylediğini mi düşünüyorsun? Muhtemelen doğruyu söylemiştir. Evet öyle. Eğer kopyalara yatırım yapmasaydı, sihirli kristalin kuşatıldığını, değersizleştiğini ve bittiğini izlemek zorunda kalacaktı. Bu savaşı kazandı. Başkentteki çevrenin mobil internet endüstrisindeki gelişimi fark etmesini sağladın. Savaşma. Artık bitti. Ne demek istiyorsun? Bay Peng, Longshao Xiong'un uygulamasına yatırım yapmaya karar verdiğinde çıldırdım. Ona sorduğumda bana şöyle dedi. Uygulama domuz gibidir. Şişmanladığı zaman öldürürsün. Kabaca gerçeği söyledi. Sihirli kristalin piyasa değeri 200 milyon doları aşıyor. Fırsatı kaçırma. Yani sen şimdi kalıp bana bunları söylemek için mi aradın? Ne olur, düşüncesiz davranma. Sihirli kristal bana ait değil ki. Bizim çocuğumuz o ve sen benden onu öldürmemizi istiyorsun.
Goshinyan. Fikirlerinizi söyleyin. Yiyecekler ilk birkaç gün pek iyi olmayabilir. Lütfen bağışlayın. Lütfen. Liu Wei, odamı değiştirmeme yardımcı ol. Başkalarıyla kalamam. Horlamaya dayanamıyorum. Erken uyu o zaman. Her oda hemen hemen aynı. Merhaba. Merhaba. Onu tanıyorsunuz. Büyük mühendis Li. Merhaba. Merhaba Bay Li. Afiyet olsun. Sonunda merhaba. Sizinle oturun, tanışmak oturun. Büyük oturun. Bir onur. Bu iyi görünüyor. Şaman, bana da bir kase. Tamam, var. Hemen. Onu yazılım geliştirme için mi buraya getirdiniz? Bu çok büyük bir proje olmalı. Hey, nasılsın? Çok iyiyim. Onlara birkaç hafta sonu aktivitesi düzenle. Balık tutmaları için ayarlama yaptım. Etkinliklerin detayları hiç önemli değil. Telefonlarımızı geri vermelisiniz. Evet, doğru. Evet, aynen doğru. Telefonunuza neden ihtiyacınız var? Onları almama izin verdiniz. Şuna ne dersiniz? Telefonunuzu size geri vereyim ve siz de beş parasız şehre dönün. Bu yersiz oldu. Bizi buraya siz davet ettiniz, değil mi? Hırsızmışız gibi önlemler almayı bırakın. Gerek var mı bu? Önlemler sizi durduramadı. Şaman, söyle onlara. Mühendis Zhao Weili izinsiz e-posta gönderdiler. Wang, planımızın fotoğraflarını çektiniz ve internete koydunuz. Durun! Siz bu durumda bayağı bizi izliyorsunuz. Gizlilik hakkımıza saygı göstermeniz gerekiyor. Neden planı çekip fotoğrafları internete koydunuz? Bunu merak ediyorum. Aldığım bütün e-postaların ben okumadan okundu olarak işaretlendiğini fark ettim. Siz yoksa bize karşı gizli servis taktikleri mi kullanıyorsunuz? Bunu kabul edemem. Bir arkadaşa kör olup olmadığımı görüp görmediğimi sormam lazım. Peki siz geliştirdiğimiz uygulamaya birinin yatırım yapacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Yatırım yaptım. Sorun yok. Fikrinizi söyleyin. Sadece ricam var. Yemekte işten söz etmeyelim. Hazımsızlık yapabilir. Yemeğinizi yiyin millet. Yemekten sonra sindirimi kolaylaştırması için yürüyüşte olacağız ve konuşacağız. Vaktimiz çok. Yiyin bakalım. Hadi.